Bu olaylar hep vardı, şimdi daha görünür oldu diyenler var. Bir diğer husus da tabii, öncelikle bunu bir konuşalım ama sonra ardından şeyi soracağım. Özellikle vatandaşın ilgisizliği, tepkisizliği, yani gözünün önünde yaşanan bir takım vahşet olaylarına karşı kayıtsızlığı meselesi var. Öncelikle şu oran meselesi, bunların rakamları falan var mıdır bilmiyorum ama benim ilk aklıma gelen, Türkiye'de hep böyle şeyler oluyordu belki de ama görmüyorduk, haberdar olmuyorduk. Bir de kolektif olarak tartışmıyorduk. Benim dediğim doğru mu, ama hakikaten artmış da olabilir, nüfus da arttı vesaire. Yani kriminoloji çalışmalarının aslında net bir bulgusu yok arttığına ilişkin. Türkiye'nin de suçun ve şiddetin en yüksek olduğu ülkeler arasında değil, düşük olsa. Yani onun bir şeysi var, uluslararası kayıtlarda olan. Bunun ama iki boyutu var. Biri söylediğiniz hakikaten gerçekten de sosyal medyadaki dönen haberlerin daha çok olumsuz içerikli olması, bu tür şiddet, tehdit içeren mesajların çok daha çevrilmesi medya içerisinde görülme sıklığını yüksek algılatabilir. Ama bu eskiden azdı, şimdi de az anlamına da gelmeyebilir. Görece bir yoğunluk olduğuna ilişkin ki kadına şiddet konusunda rakamlar var. Kadına şiddet konusunda çok etkili çalışan sivil toplum örgütleri işte her yıl raporlar yayınlıyorlar. O raporlara göre ki sosyal medya artık en az 10 yıldır hakim. Yani görünürlük bakımından. Bir rapor etme tabii daha arttı. Eskiden özellikle bu işte kol kırılır yen içinde kalır şeysiyle algısıyla özellikle eğitim düzeyi düşük olan kadınların bunları rapor etme, bildirme ihtimali azdı. Şimdi arttı o da. Dolayısıyla hani görünürlüğü ve gerçekliği artıran bir şey de raporlarında da artmış olabilir ama nasıl bakarsak bakalım genel olarak bir artış trendi olduğuna ilişkin sosyal bilimcilerde bir şey var, ortak görüş var, bir uzlaşma var. Aynı zamanda bir algı da var. Bu da şöyle, toplumda gerçekten de sosyologların anomi diye bahsettikleri bir kuralsızlaşma ve ahlaki değerlerin erozyonuna ilişkin bir algı var. Aşırı kutuplaşmış toplumlarda kutuplar birbirini böyle görüyorlar. Yani muhalefet iktidarın sadece kendi taraftarlarına fayda sağlayarak kuralsızlaştırdığını ve ahlaki değerleri hiçe saydığına ilişkin genel bir kanı var. İktidar da özellikle sağ yetkili iktidarlarda dünyada işte buna çok ülke örneği var artık. Demokrasinin gerilemesiyle birlikte sağ yetkili iktidar da daha çok kadın sorununu politikleştirerek LGBT ve diğer azınlıkların aslında bir ahlaki tehdit olduğunu, bir anomiye toplumu sürüklediğini iddia edip bir aile üzerinden politika gidiyorlar. Karşılıklı olarak her ikisi de toplumu anomiye sürükler görünüyor. Bu bir algı üzerinden görünüyor. Gerçek kanunun ötesinde biraz. Şimdi bunun topluma gündelik yaşama yansıması gerçekten sosyal medyadaki kadar sık değil. Benim bireysel değerlendirmem bu. Yani sosyal medya Türkiye'deki şiddeti olduğundan daha yüksek gösterebilir. Ancak geçen Şimdi bahsettiniz, sosyal medya dediniz, buna özellikle altını çizmemiz gerekiyor evet. herhalde. Sosyal medya bunu kasıtlı mı yapıyor? Aa. Daha fazla ilgi çeksin, daha fazla şey olsun, algoritmalar öyle mi kurgulanmış? Yani Bir kısmı öyle yani evet. Yani bu özellikle Twitter'da çok konuştu. Aynen. Kestim neden sözünüzü böyle? ama evet. Ticaret mi yani? Yani bir kısmı öyle. Şimdi gerçekten bu yapılan sosyal psikoloji çalışmaları genellikle olumsuz haberlerin tekrarlanma ve like alma ihtimali yüksek olduğu için daha çok dolaştırıyor. Bu da reklam alma ihtimalini arttırdığı için algoritmayı değiştirip bu haberlere daha çok ulaşması sokulduğuna ilişkin yaygın bir kanıt var. Yani iddia değil, kanıt bu gösteriliyor ve bunu da para için yapıldığı söyleniyor. Ama aynı zamanda farkında olan sosyal psikoloji var. Bizim evrimsel olarak hayatta kalma güdümüz olumsuz içerikli haberlere dikkatimizi artırıyor. Yani olumlu bir haber geldiğinde birisinin işte başta iyi bir şey gelmiş, mutluymuş. O bizi çok ilgilendirmiyor ama birisi sokakta arkasından bıçaklanmış dediğimizde bize de bir tehdit bu. Çünkü bunu okumamız, içine girmemiz, içine girerken 8-10 reklam daha görme ihtimalimiz daha yüksek. Yani bir habercinin olumsuz haber yaydığında mı daha çok reklama girebilir? Olumlu da mı? Çok açık ki olumsuz da.
Dolayısıyla bunlar farkında olmadan insanların algısıyla oynuyorlar bir taraftan. Bu şöyle bir şey de yaratıyor toplumda. Şimdi bu ilk sorduğunuz sorunun ikinci kısmı, yani niye insanlar duyarsızlaşıyor? İşte geçen gün Antalya'da olan bu demir sopayla eşini döven vakada ortaya çıktı ve herkes işte sosyal psikolojinin meşhur vakası aklına geldi. Her soruların işte bu 64 yılında Kitty Genovese diye birisi New York'ta eski işte arkadaş tarafından böyle tecavüze yeltenilir, dövülür. 37 kişi bunu izler. Geri gider, gelir bıçaklar defalarca yine izler ve kimse müdahale etmez. Bu niye böyle oldu konusu araştırılınca işte gerçekten bir izleyicinin izleyici etkisi ve bir anlamda izleyicinin ne diyelim şeysi, çaresizliği söz konusu olabilir mi? Yani başkası yardım edecek, vaka kötü olabilir. Bir de bu tür insanlar hakikaten ciddi tehdit unsuru. Yani ona yapan bana ne yapmaz diye de düşünebiliyor. Bir de hakikaten arkasını ben bilmiyorum şeysi var. Böyle bir katadonik bir ketlenmiş halde bekliyor. Bu vakada da öyleydi. Daha sonrasında müdahale ediyorlar. Genellikle bu şeyde hani bir moral çöküntüyle beraber de geliyor bu aynı zaman, ama biraz altını kazınca şunlar geliyor. Ben bunu düşünüyorum. Şimdi toplumda bu aşırı kutuplaşma ve asabiyet iklimi. Nedir asabiyet iklimi? Bunun için de kanıtlarımız var bizim. O da şu: toplumun olumlu duygularının, yani mutluluk, gülme, eğlenme, şakalaşma, selamlaşma, haberleşme, sabah dinç kalkma gibi iyi hissetme, iyilik hali uluslararası endekslerde, araştırmalarda, bizim araştırmamızda burada çok var. Ve TÜİK'in mutluluk çalışmasında çok düştü yıllar içerisinde. Gallup'un duygu barometresi, çok kullanılan Türkiye rakamları. Olumsuz duygu dediğimizde böyle kızgınlık, öfke, hırçınlık, şiddet, özellikle düşmanca duygular çok arttı. Türkiye ya inanılır gibi değil. Yani 4 yıllık raporda son yıllarda Lübnan, Afganistan, onlarla beraber aynı kategoriye düştü bunlarda. Yani insanlar genel olarak bir hazır, yatkın durumda kızmaya meyilli hale gelmiş olma bir risk faktörü bence. Yani bu birinci faktör. Yani bu toplumda insanların genellikle durumu olumsuz algılama eğilimini artırıyor. Dolayısıyla sosyal medyada da bu duyguyu paralel giden olumsuz haberler, içerikler oldukça bu iyice pekişiyor. Ve insanların şöyle bir şeysi de vardır bilinç altında. Benim bireysel algımın doğru olup olmadığını test etmem için ne kadar başkaları tarafından paylaşıldığını bilmek isterim kısmen. Eğer bu da sosyal medyaya sağ olsun iyi çok sayıda bir konsensus iş bilgisi veriyor. Paylaşılmışlık bilgisi veriyor. Demek ki doğrudur. Hocam, kolektif linkler var biliyorsunuz. Tabii, herkes... aynen.